Manşete hoş geldiniz. Seçimin anahtarı kimin elinde? Biliyorum yaz rehaveti var. Sıcaklıklar aman vermiyor. Benim yaşadığım İngiltere'de bu hafta gerçekten 37-38 dereceleri gördük ve daha önce 1976'dan bu yana en kurak senenin yaşandığı açıklanmıştı. Yeni BBC'de okudum. 1935'ten bu yana yani 87 yıldır en kurak yıldan en kurak seneyi yaşıyoruz. Temsin kaynağı Times veya Times neyse diye okunuyor Türkçe'de Londra'nın ortasından geçen işte Oxford veya biraz daha gerisinden doğan bir ırmak ee, son derece önemli su kaynağı açısından da Thames, Thames kaynağından kurumuş durumda ve belli bölgelerde artık bahçe sulama yasağı falan var ki zaten İngiltere'nin milli parkları şehir içi parkları bütün her yerde çayır çimen kurumuş durumda e, sapsarı İngiltere'de 7. yılım ve altı buçuk yıldır, altı altı buçuk yıldır böyle bir manzaraya tanıklık etmedim. Bütün dünyada benzer bir ısınma var, benzer bir kuraklık var, benzer bir sıcaklık var. Tatil beldelerinde tatillerini sürenler bundan nasıl etkileniyorlar bilmiyorum ama yaz sıcakları kavuruyor ve kabul edelim insanları hem zihnen hem de fiziken etkiliyor. Yani mental olarak da, fiziksel olarak da sizi biraz düşürüyor. Bu sıcaklar bunu da kabul edelim fakat Türkiye'de iktidara talipseniz ve önünüzdeki seçime maksimum 10 ay kalmışsa normal zamanında yapılacaksa sizin için tatil yoktur olmamalıdır. İki konunun altını özellikle çizelim birincisi şu iktidar içeride ve dışarıda yaptığı hamlelerle cepheyi, cephesini tahkim ediyor. Yani bir yandan Rusya'yla görüşüyor İran'la görüşüyor batıyla işte bir temas götürmeye çalışıyor büyük elçileri topluyor görüşüyor para bulmaya çalışıyor işte Rusya'dan kaynak aktarmaya çalışıyor Suudi Arabistan'dan kaynak aktarmaya çalışıyor vesaire Cem ziyaretleri filan bir sürü şirinlikler işte ne bileyim indirim kampanyaları ette indirim işte otomobil satışına sınırlama Ne bileyim vesaire yani pek çok konularda faizlerle ilgili düzenlemeler, bankalarla ilgili düzenlemeler, döviz bulma tedbirleri, para basma bir yandan neyse EYT'yi biz çözeceğiz. Asgari ücrete şu kadar artırım yapacağız vesaire. Bütün bunlarla içeride ve dışta cephesini tahkim ediyor. Ve elbette tabii elde, elinde bir şey gücü var, devlet gücü var ve devletin bütün imkanlarını kullanıyor. Muhalefet içeride elbette belli vaatlerde bulunuyor. İktidara gelirsek şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor ama özellikle dış ilişkiler konusunda Maalesef ne yaptığını bilmiyoruz. Yani muhalefet batıyla görüşmüyor, Amerika ile görüşmüyor, Rusya ile görüşmüyor, İranla görüşmüyor, Suriye ile görüşmüyor. İktidar şimdi yakınlarda Suriye ile görüşmeye hazırlanıyor. Beşar Esat görüşmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanları görüşmüşler. Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Birazdan bakacağız. Muhalefet kendi içine kapanmış durumda. Türkiye'deki birkaç sorunu çözme vaadiyle seçime giderken Erdoğan, Erdoğan rejimi içeride ve dışarıda bütünüyle önümüzdeki dönem güçlerini tahkim etmek için saldırıyor. Böyle bir durum var. Diğer taraftan da ülke, ülkede gerçek gündemi konuşan gazeteci kalmadı. Bakıyorsunuz i̇şte Levent Göktaş olayı. Gündeme yavaş yavaş geliyor düşüyor. Sedat Peker'in yaptığı ifşaatlar. İşte en son o Karaköy lokantasında yenen yemek meselesi. Ne bileyim ee, uyuşturucu ticareti. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da itirafçı olacak ve 100 milyon doları birazdan bakacağız... Amerika'nın 100 milyon dolarının Türkiye'de olduğu iddia ediliyor. Bir sürü şey. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Sadece yok şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi, bunlar başımıza şeriat getirecek, şu imam şunu dedi, bu imam bunu dedi, Zeytinli Festivali iptal edildi, böyle bir şey olabilir mi filan. Zararsız bir alanda tepiniyorlar. Bunların hepsi sonuç. Yani tepindikleri konuların hepsi birer sonuç. Temel konular tartışılmıyor, temel konular konuşulmuyor. Ve bu yurt dışındaki bir avuç gazeteciye kalıyor. O bir avuç gazeteci de bunları konuşunca hemen onlara lakaplar takılıyor ve itibarsızlaştırma çalışması başlıyor. Bir yandan da yurt içindeki seferberlik tetkik kurulu mu dersiniz, kozmik oda mı dersiniz, belli apoletli yerlere bağlı mı dersiniz, ne dersiniz? Görevli insanlar belli yazı dizileriyle filan falan ortaya çıkan bir takım gerçekleri çarpıtmak için ellerinden geleni ardına komuyorlar. Yani yakında şu ortaya çıkacak. Şimdi bir Ergenekon yapılanması vardı. Sonra buna bunu çevirdiler bir cemaat yapılanmasına döndürdüler. Şimdi şu hazırlanıyor sanki cemaatçi Ergenekon yapılanması falan. Yani bu sizin Ergenekon diye bildiğiniz ve Ergenekon'da yargılanan işte başta Levent Göktaş olmak üzere Nuri Gökhan Bozkırlar şunlar bunlar hepsini işte bu şeye takma çabası var yakındır bunu da yaparlar. Yani alır bunu da çevirirler yani. Ha bak biz onu bizim Ergenekon mahallesinden biliyorduk ama değilmiş o kriptoymuş falan. İş buraya gidiyor. Bakın Aralık ayındaki döviz depreminden bu yana 8 ay geçti. Ve önümüzde seçime maksimum 10 ay var. Eğer seçim normal zamanında yapılırsa 18 Haziran'da yapılmak zorunda. Ondan bir ay önce yapılırsa 14 Mayıs, 21 Mayıs falan gibi tarihler telaffuz ediliyor. Yani 9 ay var hatta 10 ay bile yok. 8 aydır iktidar bu zam bir biçimde getirdi. Öyle değil mi? Şöyle veya böyle getirdi. Bun, bundan sonra bir 8 ay daha götürebilir. Para basar, sıcak kaynak bulur. E işte i̇şte efendim marketleri zabıtalarla basar. Şudur bu. Cebinde para yok insanlar. Sokak röportajlarını seyrediyor musunuz? Cebinde para yok. Diyor ki Allah diyor devletimize zeval vermesin. Yani batı da. Herhangi bir ülkede Allah benim devletime zeval vermesin diyen bir İtalyanı, bir Fransızı, bir İspanyolu göremezsiniz. Ama bu işleniyor. Ay yani devlet her bir devlet var ve devlet her zaman sallantıda, iç ve dış düşmanların taziki altında aman devlete bir şey olmasın da biz kuru ekmek yiyelim, kuru soğan yiyelim. Vatandaşa bu veriliyor yani. Ve bu vatandaşın kısa orta vadede de neyin gerçek, neyin doğru, neyin hakikat olduğunu, neyin sahte neyin yalan olduğunu anlama şansı da maalesef bulunmuyor. Saray her zaman her zaman bildiğimiz klasik oyununu devreye sokmuş durumda. Bir seçim yaklaşıyor. Bu seçim döneminde Batı şeytanlaştırılacak. İşte bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması meselesi 30 NATO üyesi ülkesinin ülkenin ki bunlar zaten prensip olarak kabul ettiler Madrid'deki zirvede. Parlamentosunda bunu geçirmesi gerekiyor. En son 23 ülke 23. ülke Amerika olmuş. Amerikan Senatosu'ndan geçmiş. Biden da bunu imzaladı. Geriye 7 ülke kalmış. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu. O 7 ülkenin zannediyorum 5-6'sı da onaylayacak. Bir Türkiye kalacak ve bunun üzerinden Türkiye gerginliği köpürtecek. Bir yandan Avrupa Parlamentosuna kafa tutuyor, Avrupa Konseyine kafa tutuyor. Ahim kararları dinlenmiyor vesaire. Öbür taraftan da işte Rusya Rusya'yla, İran'la vesaire iş tutuluyor. Ama şunu unutmayalım. Yani Türkiye her seçim arefesinde olduğu gibi daha doğrusu Erdoğan her seçim arefesinde olduğu gibi batıyla bir sertleşme politikası izliyor ee, ve benzer şekilde e, çevredeki müttefikleriyle Rusya İran gibi yakınlaşma stratejisi izliyor. Rusya açısından da Türkiye tüm önceki dönemlerin aksine gerek askeri gerek siyasi ve gerek ekonomik açıdan e, son derece bugüne kadar olmadığı kadar önemli bir noktada. Ekonomik açıdan da öyle. Yani Rusya'dan sadece şunu söyleyeyim Rusya'dan insanlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya dünyanın başka yerlerine gidiyorlar. İstanbul önemli bir hap olmuş durumda. Pek çok açıdan Batı Batı'nın yaptırımları Avrupa Birliği'nin yaptırımları son derece tavizsiz bir şekilde NATO yaptırımları son derece tavizsiz bir biçimde Rusya'ya karşı uygulanırken NATO üyesi ülkenin Türkiye'nin herhangi bir yaptırımı yok. Bunu yadırgıyor veya kına, kınıyor değilim. Sadece vaka bu. Bu şu anda Türkiye açısından da kötü bir şey değil. Fakat durum bu. O açıdan da Rusya açısından Türkiye son derece önemli bir müttefik durumuna gelmiş durumda. Peki Putin Türkiye'de kiminle çalışmak ister? Önümüzdeki 5 yıl boyunca da 2023'ten sonra da kiminle çalışmak ister? Kim daha elverişlidir? her şey bir talimatına bakan bir adam mı ya da işte e, Kerim Has'ın ifadesiyle e, Erdoğan'ın kirli dosyalarını bildiği için ne ne derece şantaja açık bir isim olduğunu bildiği e, yönüyle mi bilmiyoruz. Ama neticede siz Putin'in yerine koyun kendinizi. Kendini kendi makamınızı, kendi liderliğinizi, kendi liderliğinizin devamını ve kendi ülkenizi düşünen bir lider olarak Türkiye'de kiminle çalışırdınız? Onun için seçimin anahtarı kimin cebinde derken bu Erdoğan'ın cebinde değil. Belki sadece Erdoğan'ın cebinde değil ama onun dışında herkesin cebinde olabilir. Putin'in cebinde olabilir. Kılıçdaroğlu'nun cebinde mi bilmiyorum. Bugün Altılı Masa'nın en görünen, en belirgen, belirgin lider adayı, lideri ve Cumhurbaşkanı adayı. Lider adayı demeyeyim, lider zaten. Cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda ve somut vaatleriyle, somut Birinci tekil konuşuyor ben yapacağım ben edeceğim diye sahada Meral Akşener de sahada ama Kılıçdaroğlu çok daha etkin bir sahada etkin bir biçimde sahada ve iş onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru yürüyor. Bakın Türkiye Suriye ile bir yakınlaşma içerisinde dikkat ederseniz Suriye ve Irak'ta hortzort etmeyi kesti Doğu, Doğu Akdeniz'de sadece kendi kıta sahanlığı içerisinde sondaj gemilerini çalıştırıyor. Yani artık Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta büyük fütursuzlukla at oynattığı o bölgelerde artık kımıldayamıyor. Ama yapılan şovlarda bu özenle perdeleniyor, özenle saklanıyor. Fakat bu bile bir şov olarak sunuluyor. İşte Kanuni gemisi mi, Abdülhamit Han gemisi mi neyse açılırken bilmem ne. Mahalle neyle uğraşıyor? Mahalle soruların çalınması. Bakın yeni çıkan bilgiler o çalındı denilen KPSS kamu personeli seçme sınavı ile ilgili o sorularla ilgili hani şunu söyledim yani bakmak lazım hatırlayın bir iki ayın önce uzmanların buna bakması lazım bilmiyoruz eğitim uzmanı değiliz sınav uzmanı değiliz hangi sorular çıkmış gerçekten daha önce belli test kitapçıklarında veya belli YouTube kanallarında bu sorular aynı sorular mı çözülmüş şıkları tutuyor mu soru tutuyor mu yoksa benzeşiyor mu sadece bir esinlenme mi var belli şıklar tutuyor veya sorunun bir bölümü tutuyor. Şimdi yapılan yeni incelemelerde soruların birbirini tutmadığı, bazı birkaç sorunun benzeştiği gibi iddialar var. Bunu tarafsız bir komisyonun gerçekten varsa tabii Türkiye'de kaldıysa oturup incelemesi lazım. KPSS'de kardeşim ne soruldu ve bu sorulardan şu soru veya bu soru filan derginin işte filan testinde veya işte filan yayın evinin filan testinde veya filan e, yayın evinin veya filan dershanenin neyse YouTube kanalında şu tarihte sınavdan bilmem kaç gün önce aynen veya işte esinlenmiş olarak falan yayımlandı. Bunu da çok fazla, bunu da çok fazla bilmiyoruz. Hoş ne demişti Tayyip Erdoğan yani onlar e, liyakatle getirilmediler ki o göreve demişti kimi kastediyordu? Başbakan yaptığı Ahmet Davutoğlu'nu, ekonomi bakanı yaptığı Ali Babacan'ı. Yani başbakanın, ekonomi bakanının bile liyakatle seçilmediğinin açıklandığı bir ülkede sınav sisteminin sorgulanması vesaire veya sınav sisteminin sağlam olup olmaması mı önemlidir yoksa diğer taraf mı daha önemlidir? E, buna bakmak lazım. E, emin olduğumuz şey, çok fazla bilmiyorum tabii. Yani eğer bir strateji uygulanmıyorsa Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında aday olacak gibi bir hal var. Buna çok fazla emin değilim. Ama emin olduğumuz şey Erdoğan için iktidarı kaybetme ihtimali ölüm gibi. İktidarı kaybetme ihtimali. İktidarı kaybetmek demiyorum. Sadece ihtimalin altını çiziyorum. Yine emin olduğumuz şey şu. Bunun anahtarı onun elinde değil. Erdoğan'ın elinde değil. Bu anahtar. Eğer Putin elindeyse biraz evvel örnekledim. Kılıçdaroğlu'nun eğer o aday olacaksa Kılıçdaroğlu'nun da elinde olmak zorunda. Peki bakalım gündemimizde neler var? Başlayalım. Bununla başladım. Mazur görür müsünüz? Hayat şartları küfürsüz yaşamak için hiç elverişli değil. Gerçekten öyle. Amerika'da Trump ee, soruşturuluyor. Florida'daki evi basıldı. Evi basıldığı sırada kendisi evinde değildi. İşte hangi konulardan soruşturuluyor? yazdım ekranda görüyorsunuz. Ben bu detaylarla çok fazla ilgilenmiyorum. Ee, konu özünde şu. Trump başkanlığı müddetince imzaladığı belgeleri veya e-mail yazışmalarını neyse bunlar hep başkan olarak yaptığı yazışmalar, temaslar, götürdüğü temaslar bunların hepsini Başkanlıktan ayrılırken veya ayrıldıktan hemen sonra bilmiyorum. Ulusal arşive teslim etmesi gerekiyor. Teslim etmemiş. Ee, en son geçen Ocak ayında 10 kutu teslim etmiş. Daha sonra bi bir miktar daha var ve teslim etmemiş. O teslim etmediği evrak için bir baskın yapıldı adreslerine. Ö öncelikle Florida'daki adresine. 15 kutu evrak bulduğu söyleniyor FBI'in. Ee, i̇şte Trump'ın atadığı yargıcın buna izin verdiği falan falan bak işte Amerika'da sistem çalışıyor falan demek için bu örnekleri veriyor seyrettiğim yorumcular. Bu çok öyle değil. Yani yukarıdan geliyor emir. Emir en tepeden geliyor. Sistemin başından geliyor. Dolayısıyla alttaki alt kademelerdeki insanlar Trump'ın atadığı isimler dahi olsa onu uygulamak durumunda. Bir böyle bir konu var. İkincisi Trump şu anda Trump'ın atadığı yargıcın Trump'ın aleyhinde işlem yapabilmesi ne yap, yapmasını konuşuyoruz. Trump başkan değil ki. Trump başkan olsaydı acaba atadıkları bu işlemi yapacaklar mıydı? Trump başkan olsaydı acaba farklı bir konuda o söz konusu şu anda ekranda olan bir takım yolsuzluk iddiaları, bir takım usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak e, Trump sorguya çekilecek miydi? Yeminli ifade vermesi istenecek miydi? E, mesele e, bana göre siyasi ve e, elbette ben Trump'ın ııı e, özellikle yönetiminde ve sonrasındaki tavır, tutum hele 6 Ocak asla savunulacak bir olay değil. E, kongre baskını. Fakat bu Cumhuriyetçiler tarafından ve Trump tarafından bir seçim kampanyasına dönüştürülmüş durumda. Klasik tabirle söyleyeyim. Eğer yılanın başını ezeceklerse problem yok gibi görünüyor ama ezmezlerse, yaralı bırakırlarsa buradan bir mağduriyet çıkabilir ve buradan oylarını takviye ederek ...önüm 2 yıl sonraki başkanlık seçimine güçlenerek e, girebilir Trump Fakat e, gidişat e, Trump'ı sıkıntıya sokacak gibi görülüyor Hatta e, ağır para cezası Ve hapishane Yani bir turuncu üniformanın içinde Trump'ı e, görebileceğimiz Görebileceğiz gibi Tahminlerde yapılıyor Bilmiyor, bekleyip göreceğiz Fakat bu bununla kalırsa Yani sadece baskınla sınırlı kalırsa Trump'a veya çevresine bir şey olmazsa Trump bunu alacaktır ve Şey yaparak kullanacaktır kendi lehine kullanacaktır. Bakın Hürriyet'te böyle bir haber çıkmış. Melania'nın gardrobunu bile aramışlar. Türkiye basını hemen zaten Trump'ın yanında hizalandı. Şimdi siz böyle bir başlık atınca bak 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 kadının gardrobuna girmişler ahlaksızlar falan diye okuyor insanlar. Hürriyet'in dünya sayfasında Trump manşeti. Trump başlığı buydu. Neyse biz dönelim ülkemize. KDV'de tahsilat oranı %31 seviyesine indi. Yani bunun iki nedeni var. Bir, e, tüccar artık KDV ödeyemiyor. İki, bu konuda da vergi barışı bekliyor. Başka bir şey yok. Varlık barışı uygulamasının detayları belli olmuş. Bir yıl varlık tutanın vergisi sıfırlanacak. İktidar her türlü para bulmaya çalışıyor ve bu tedbirler artarak devam ediyor. Her gün, her gün yeni birini görüyorsunuz. İkinci el sitelerine reklam soruşturması. Bunların hiçbirinin serbest piyasayla, liberal ekonomiyle, şunla bunla, e, reel ekonomiyle dünyada nasıl uygulanıyor Bunlar hiç kıyaslamanın bile manası yok. Tamamen Türkiye'de tek elden çıkan, tek talimatla yürüyen işler. Sıfır otu fırsatçılarına 6 ay freni. Yani otomobili 6 ay boyunca satamayacaksın. Yok 6000 kilometreye geçmeden satamayacaksın gibi şeyler. Akla zarar şeyler. Yani burada ben komşuma anlatsam bunu güler yani. Ne diyorsun sen ya o nasıl bir ülke muz cumhuriyeti filan der. Emre Özpeynir, peynirci yazmış. Aldığınız sıfır otomobili 6 ay satamayacaksınız. Ticaret Bakanı satışlara kısıtlama geleceği sinyali vermişti. Beklenen 6 ay ve 5000 kilometre kısıtlamasının ciddi yaptırımlar olacağı ve geçici yapılacağı söyleniyor. 6 ay ve 6 bin kilometre galiba. Her neyse Bahattin Yücel diyor ki yıllar önce CHP Merşep Ortak Hükümeti de araç kara borsasını engellemek amacıyla ihtiyaç belgesi zorunluluğu getirmişti. Yanılmıyorsam kaymakamlıklar düzenliyordu. Kıbrıs başarısına rağmen iktidardan düştüler. Ekonominin kurallarıyla oynanmaz demiş. Aynen öyle. İşte Hürriyet'in birinci sayfadan anonsladığı haber. 40 çeşit ürüne indirim geliyor. Erdoğan oturmuş zerzavatla meşgul oluyor. Ama dedim ya işte bütün bunların hepsi dizginleme. Önümüzdeki aylar bu işleri şeyde tutma. Elde tutma. Sabahın manşeti. Temel da büyük indirim. Etten şekere bakliyattan ya 40 çeşitte müjde. Erdoğan bir anlamda marketlerin reklam yıldızı falan gibi bir duruma düştü yani. Evet. Piyasayı bozan hizaya gelecek. Evet. Ülkenin en tepesindeki insan zerzavat fiyatlarıyla meşgul. Gerçek ne? Motorinin yani mazotun 23 lira olması. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Milli Gazete'nin manşeti bu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında motorinin litresi 7.34'müş. Şimdi 23 lira. Yani 3'e katlanmış. Bir kere daha söylüyorum. Motorinin, mazotun, neyse dizelin 3'e katlandığı yerde bütün fiyatlar otomatikman ya 3'e katlanmıştır ya da 3'e katlanacaktır. Katlanmak üzeredir yakın vadede. Cem evi açılımı vesaire yani dedim ya iktidar hemen her alanda işte her yere şirinlik yapma derdinde yakında bir Kürt açılımı filan da olabilir Kürtlerle falan da benzer buluşma söz konusu olabilir işte Fotoğraf üzerinden bir haftadır bu konu konuşuluyor neredeyse belki daha da konuşulacak işte fotoğraflar Erdoğan'ın arkasında asılacakmış da yok öbür duvara şey olmuş da yok tadilat hiç girmeyeceğim detaylarını aman aman çıkamazsınız. <laughs> Bakın şunu, şunu unutmayın Erdoğan gittiği her yerde Erdoğan'ın gittiği her yerde muazzam bir sterilizasyon söz konusu. Yani oradaki herkes GBT'den geçiriliyor, Covid taraması yapılıyor vesaire. Ne konuşacağı, ne söyleyeceği belli. Meydanlara toplanan kalabalıklar dahil herhangi bir toplantıda, herhangi bir konferansta ve bu 2013 yılından beri böyle. Muazzam steril ortamlara giriyor çıkıyor ve her şey bir kurgu her şey bir film platosu adeta onun gibi düzenleniyor. Siz zannediyor musunuz ki bir Cem Evine gittiğinde Erdoğan'ın nerede oturacağı arkasında ne görüneceği önünde ne görüneceği orada kimlerin olacağı falan belli olmasın. Bütün akış belli. Hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Resimler duvardaymış da indirilmiş de tadilat yapılmış da yok Cemevi Başkanı şöyle demiş de geçeceksiniz. Ama Cemevi Başkanı'nın şu sözü BBC Türkçeden getiriyorum. Bu tür grupların yani yıllardır devletin ırgaladığı gruplar buna Kürtleri de dahil edebilirsiniz. Bu grupların genel bakış açısı. Ben bunu yadırgıyorum arkadaş. Devlet ayağımıza gel gelmiş uzlaşmanın sinyalidir demiş Cemevi Başkanı. Benzer bir durum Kürt siyasal hareketinde de gözlemlemiştim birkaç sene evvel Türkiye büyük hani hep söylüyoruz yani sineyi millete dönün parlamentoda ne yapıyorsunuz bak sizi tanımıyorlar muhalefet de sizi tanımıyor aralarında tutmuyor kimse sizin ne dediğinize bakmıyor falan hiçbir yere gitmiyoruz İşte mücadelemizi burada işte bize tanınan koşullar çerçevesinde neyse gittiği yere kadar götüreceğiz gibi bir kampanya yapmışlardı. Orada da benzer bir kanaat var. Aynı değil, benzer bir kanaat var. Şu Cemevi başkanının söylediği şey Devlet ayağımıza gelmiş uzlaşmanın sinyaldir. Ben devletin samimi, mi, ol, samimi olup olmadığına bakmam. Erdoğan samimi değil mi bakmam. 20 senedir gelmedin niye geldin? Bak seçime giderken işte bize şirinlik yapıyorsun biliyorum. Bak zaten ibadethane şeyimizi de vermiyor. Onu sormuşlar zaten. İbadet, yani Cem Evi ibadethane olacak mı? İşte böyle böyle bir talebimiz var falan gibi Erdoğan'a söylüyor. Erdoğan diyor ki bunu diyor arkadaşlara söyleyeyim araştırsınlar. Ya o araştırılacak bir şey yok. Verip geçeceksin bunu her şey iki dudağın arasında. Bak nasıl ki talimat veriyorsun şey oluyor fiyatlar düşüyor şöyle oluyor böyle oluyor onda da bir talimat vereceksin bitecek. Geçeceksiniz yani bir yandan devletin bu ikircikli tutumunu biliyor belli gruplar bir yandan da ya ne koparırsak şey yani ayağımıza gelmiş uzlaşma sinyali tek cümlede bitirmiş zaten ben oturup da tefsirini yapmayayım. Asıl önemli hadise biraz da bu. Mevlüt Çavuşoğlu demiş ki Suriye Dışişleri Bakanı ile kısa bir sohbetim oldu. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi halde kalıcı varış olmaz. İran'la yapılan toplantıda da 3 lider İran'da buluşmuşlardı hatırlarsınız. Rusya'da Erdoğan görüşme, Rusya'da Erdoğan Putin görüşmesinde de Erdoğan'a gerek İran liderliğinden gerekse Rusya liderliğinden şu söylendi. Suriye ile anlaşacaksın. Bunu artık zamana mı yayarsın, ne biçimde yaparsın bilmiyorum ama bunu kısa zamanda yapacaksın. Şimdi bunu nasıl çevirecekler? Söyleyeyim, mülteci üzerinden bir zafer olarak içeriye pompalanacak. Peki 11 yıldır şeytanlaştırdınız Esat? Evet. Cem Toker çok güzel yazmış. Van'dan giren adam Marmaris'e polis çevirmesi olmadan nasıl gidiyor? Ben buradan Levent'te kimlik kontrol olmadan gidemiyorum. Ya zafiyet ya da devlet politikası. Devlet politikası. Zafiyet falan yok. Dönelim Sezgin Baran Korkmaz'a. CHP'nin Amerika temsilcisi Yurter Özcan, Utah, Utah diye okunuyormuş efendim. Utah Başsavcılığı'nın resmi açıklamasına göre... Amerika Hazine Bakanlığı'ndan çalınan ve Sezgin Baran Korkmaz tarafından aklanan en az 100 milyon dolar hala Türkiye'de. Hadi bakalım gerçek gazeteciler. de bu paranın peşine düşebiliyorsanız. Geliyor gelmekte olan bir yönüyle. Fakat Türkiye'de gerçekten sinyaller e, Mahfiye Yilmez'in de bahsettiği yönüyle para piyasalarında Türkiye'nin lehine seyrediyor. Bu da belki muhalefetin uykularını kaçırmalı. Özellikle önümüzdeki Eylül-Ekim ayından itibaren mahve Yilmez diyor ki Amerikan doları bütün paralara karşı değer kaybediyor... Bütün gelişme yolundaki ekonomilerin CDS primi düşüyor. Türkiye'nin CDS'i 200 bas puandan fazla geriledi. Bu durumda TL değer kazanır demiş. Evet Ankara'nın e, ne derler yelkenlerini şişirecek bir haber. Memduh Bayraktaroğlu'nun enteres iddiası enteresan. Nasıl ki Mehmet Ali Çelebi AKP yolundaysa Ekrem İmamoğlu da geçerse şaşırmayın demiş. Yani ben Ekrem İmamoğlu'nda bir Mehmet Ali Çelebi potansiyeli olduğunu zannetmiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, meselesinde istekli, arzulu ve hırslı olduğunu gözlemliyorum. Özellikle son işte Ramazan bayramı, Kurban bayramı falan o işte Karadeniz çıkarması ve sonrasında yaşanan polemik çok yakinen takip ettim. Bu konuda bir hırsı var ve eğer Cumhurbaşkanı adayı olamazsa İstanbul Belediyesi'nde ömrünün sınırlı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla o anlamda şahsi kişisel şeyleri de var. Endişeleri de var. O açıdan bu hırs ona hata yaptırır mı? Ne getirir ne götürür gerçekten bilmiyorum emin değilim. O arada mevzu magazin veya mevzu Yıldız Tilbe değil. burada konu şu. Yıldız Tilbe İstanbul Festivali'nde 150 bin hayranıyla buluşmuş. Nerede? Yeni Kapı'da. Yani yeni kapıda Yıldız Tilbe 150 bin kişiyi topluyor ama Recep Tayyip Erdoğan toplayamıyor. Böyle bir duruma düştü. Yıldız Tilbe kadar olamadı AKP. Festival demişken Sözcünün manşetinde Zeytinli Festivali bir kaymakamlık kararıyla iptal edilmiş. Günler, haftalar, aylar süren hazırlıklar, sanatçılar çıkacak falan... Bakalım itiraz etmişler. Alkolsüz içecek seçeneğini falan öne sürmüşler. Alkolsüz içecek kabul edip kaymakam yürüyün der mi bilmiyorum ama ee, pek çok ülkede yaz aylarında olan ve orada da o bölgede de 17 yıldır devam eden bir festival belli İslami kaygılarla e, ve İslami e, yaşam biçimi artık o cemaat veya tarikat veya vakıf nasıl bir yaşam biçimi özlemi içerisindeyse ona kurban edilmiş gibi duruyor. Aylin Aslım yıllar sonra ilk defa orada sahneye çıkacakmış. 18 Ağustos Perşembe. Bakalım ne olur? Uzlaşma olur mu olmaz mı? Ama dediğim gibi bütün bunların hepsi birer sonuç. Burhaniye 2022 Zeytinli Rock Festivali. 17-21 Ağustos arasındaymış efendim. Az kaldı. İtirazlar sonuç verecek mi? Göreceğiz. Sedat Peker cephesinde enteresan gelişmeler var. Doğu Perinçek Aydınlık Gazetesi'nin manşetinden Sedat Peker'e bindirince işte sen Fetullah Gülen'e selam gönderdin falan diye. Sedat Peker de Deli Çavuş hesabından Doğu Perinçek'e yüklendi. Enteresan kelimeler kullandı 17 tweetlik seride ama 2 tweet şu anda ekrana getirdiğim, grafik yaptığım iki tweet önemli. Arka arkaya 2 tweet. Benim enerjimi harcamam için senin tasmanı tutanlar seni benim önüme sürüyorlar ya diyor. Senin tasmanı tutanlardan kastı elbette Saray ve Erdoğan. Burada direkt Erdoğan'a ateş etmiş ee, Sedat Peker. Geçtiğimiz Mayıs ayından beri o Tayyip abi video videosu bir türlü gelmedi ama... Tayyip abiye sürekli her ay bir biçimde e, ateş etti veya ne bileyim dosyanın ucunu gösterdi öyle söyleyeyim. Tasmanı tutan efendilerine söyle diyor. Yani Perinçek'e Erdoğan'a de ki diyor. Benim önemli işlerim var seçime iki ay kala çalışmalarımı tamamlamış olurum. Bir kere daha bunu vaat etmiş. Bakalım ne olacak gerçekten önümüzdeki aylar. Eğer Sedat Peker söz namus sözünü tutarsa ortalık şenlenecek ve o bahsetti Tayyip abi videosundan daha başka, daha güçlü belki videolar gelecek. Elbette Erdoğan rejimini devirme yolunda. 80 yaşına gelmişsin gündemde kalmak adına meşhur olmak isteyen genç popçular gibi filmler yapıyorsun. Sonra da rezil oluyorsun diye bitirmiş Doğu Perinçek'e e, hitabını. O arada e, Ergenekon dünyasında dolaşırken, Levent Göktaş'la alakalı çok mühim bir şey. Candan Yıldız'ın yazısı t24.com.tr'de ortaya çıktı. Hablemitoğlu cinayetinden aranan Levent Göktaş, iki faili meçhul cinayetle ilgili olarak sorgulanmamış ki bu zaten Cumartesi annelerinin gündeme getirdiği bir konuydu. Jitem'e çalışan Yıldırım Beyler, 2009 yılında Sabah gazetesine anlatmış bunu ve Sabah'ın arşivinde bu haber yok şu anda ve diyor ki Halil Birlik ve Meh Mehmet Bilgiç İki Kürt iş adamı bana bunların PKK'ya yardım yataklık ettiği söylendi. Bunları alın emri verildi. Kapıda ikisini de aldım. Sonra götürdüm. Levent Göktaş'a teslim ettim. Evet. Dönelim Karaköy lokantasında yenen yemek meselesine. Yeni bir gelişme var. Fikri Takip bu tartışma biraz sönümlenmiş görünüyor ama şu bilgi önemli. Silvia Tiryaki ki Henry Barken'in adada gerçekleştirdiği 2-3 günlük toplantıda katılımcılardan biri o gün o da yani 18 Temmuz 2016'da Karaköy lokantasındaymış ve hem Henry Barkey'i hem Osman Kavala'yı görmüş. Aslaydın Aydın Taşbaşı da görmüş fakat Aslı Aydın Taşbaşı tanıyamamış. Ondan dolayı onu tasvir etmiş. Burada şey enteresan Silvia Tiryaki'nin e, verdiği ifade ki o da burada. Silvia Tiryaki'nin bilgi alma tutanağı. Bütün şeyi anlatıyor. Yani e, bu tutanakta özellikle adada 16-17 e, Temmuz 2016'da tam da darbe girişimi günlerinde e, yapılan e, toplantıyı, kimlerin katıldığını, oturumlarda neler, neler konuşulduğunu hepsini detaylı olarak anlatmış. Ve Karaköy lokantasına e, Karaköy lokantasında neler yaşandığını anlatmaya geçmiş daha sonra. Orada diyor ki Henry Barkey bizim yan tarafımızda bulunan masaya oturdu. Üst satırlar beklemeye başladı. Bir müddet sonra Henry'nin bulunduğu masaya 35-40 yaşlarında mavi elbiseli bir bayan geldi ve oturdu. Vesaire sonra da devam ediyor. Yani bu tutanakta işte ifadeyi alan belli, ifadeyi yazan belli, ifade sahibi Silvia Tiryaki hazır bulunan hepsi imzalamışlar. Yani daha o zaman Karaköy lokantasındaki bir tanık her şeyi anlatmış polise, savcılığa neyse. Ve bu yani orada Henry Barken'in 35-40 yaşlarında mavi elbiseli bir kadınla yemek yediği Osman Kavala'nın farklı bir masada olduğu falan Silvia Tiryaki'nin bütün anlatımında var. Peki ne olmuş sonra? İşte bu ifade çıkmış. Yani bu ifade dosyaya girmemiş. Dosyada, lokantada Kavala'yla Henry Barkey yemek yemiş gibi görünüyor. İşte şu sorunun cevabı hala bir türlü verilemedi. Savcılıkla bir anlaşma mı yapıldı? Neden taraflar bugüne kadar sustu? Osman Kavala tarafı, Henry Barkey tarafı, Aslaydın Taşbaş tarafı diyorlar ki emniyet savcılık her şeyi biliyordu. Emniyet savcılık her şeyi biliyordu hatta tutanaklarla da sabit. Ama daha sonra çarpıtmışlar. Daha sonra iddianameye Karaköy lokantasındaki hikaye farklı bir biçimde girmiş. Düzeltme şansınız vardı ve bu konu epey bir süre geziden beraat ve tahliye aldıktan sonra Osman Kavala'nın cezaevinde tutulması için kullanıldı. Casusluk iddiasıyla. Casusluktan dolayı tutuklandı ve e, geziden beraat ettiği, geziden tahliye edildiği günlerde casusluktan tutuluyordu Silivri'de. Pekala ortaya çıkıp e, bu durumu netleştirebilirdiniz ama yapmadınız. Neyse. Sabiha Temizkan, Leyla Güven'in kızı, annem bu hafta telefon açacağını söylediği günde aramadı. Arkadaşının ailesi üzerinden haber yolladı. Teknik problem varmış. Haftada bir gün 10 dakika telefon hakkı var. O da gerçekleşemiyor. Diyecek bir şey bulamıyorum demiş. Gece baktığımda evet o telefon edilmişti ve annesiyle görüşebilmişti. Ee, gene bir telefon görüşmesi cezaevinde Alparslan Kuytul e, evine bin kilometre ötede yatıyor. Eşi paylaşmış sesi hiç iyi gelmiyordu ona bu zulmü yapanları Allah kahretsin. Bu memlekette hakikate sahip çıkan bir alime cesur, bir, e, cesur ve ilkeli bir Müslüman'a reva görülen işte bu zulüm demiş ve bana psikolo e, psikolojik işkence yapılıyor. Ses kaydını paylaşmış Twitter hesabında ve e, Kuytul Vakfı'nın YouTube hesabında. Dinleyin, ben dinledim. E, gerçekten yürek burkuyor. E, sesi hiç iyi gelmiyor ve e, sağlık talepleri, bir takım talepleri yerine getirilmiyor. Ailesiyle, çocuklarıyla görüştürülmüyor. Alpaslan Kuytul'un dramı. Bir ses kaydı gerek Twitter adresinde Semra Kuytul'un gerekse Kuytul Vakfı'nın YouTube hesabında var efendim. Evet. Biraz dinletmeye çalışayım dedim ama olmadı ulaşılabilir. E, o arada e, Aysel Tuğluk, e, tahliye kararını dahi hatırlamıyor. Evrensel'den getirdim bu haberi. Tuğluk'un haberi avukatı gün gördü söylemiş bunu. Aysel Tuğluk tahliye kararını dahi hatırlamıyor. Bir konuda tahliye ettiler, bir başka konuda tutuyorlar. Bu da zulümdür. Bu zulmün de, Artık daha fazla sürdürülmemesi icap ediyor. Neyi bekliyorlar gerçekten bilmiyorum. Kısmen ifade verecek durumda falan gibi komik gerekçelerle Aysel Tuğluk'u içeride tutuyorlar. Son e, grafiğimizde bu olsun. E, Melek Çetin Kaya paylaşmış. Oğlu Furkan Çetin Kaya'nın dikey geçiş sınavı sonuçlarını e, hani soru çalıyorlardı Harbiyeliler diyerek de e, tweetine not düşmüş. Bakıyoruz testlerdeki doğru ve yanlış sayılarına Furkan Çetinkaya'nın DGS sınav sonuçlarında sayısal 38 doğru bir yanlış, sözel 47 doğru 3 yanlış. Evet. Melek Çetinkaya, Furkan Çetinkaya'nın sınav sonuçlarını ibret olsun diye paylaşmış ama anlarlar mı, anlaşılır mı? Pek zannetmiyorum. Neticede zaten herkes içeride tuttukları insanların, Türkiye'den çıkmak zorunda bıraktıkları insanların kalitesinin farkında. Seçimin anahtarı kimin cebinde? Başlıklı bu haftanın son yayınını da böylelikle noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.